Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugünkü hikayemizin adı Bülbül ile İmparator. Bir zamanlar Çin'de bir imparator yaşarmış. İmparatorun çok sevdiği bir bülbülü varmış. İmparator sabahları bülbülün güzel şarkılarıyla uyanırmış. Üzgün olduğu zamanlarda onu dinleyerek rahatlarmış. İmparator bülbülü dinlerken çok duygulanırmış. Gözyaşlarını tutamazmış. Bülbül de imparatoru memnun ettiği için çok mutlu olurmuş. Daha da güzel ötermiş. Saraydakiler de Bülbül'ü çok severlermiş. Onu dinlemeye bayılırlarmış. Gelen misafirler bile Bülbül'ün sesiyle hayran kalırlarmış. Onu bir kez dinleyen bir daha dinlemek istermiş. Bir gün saraya başka bir ülkeden misafir gelmiş. Misafir imparatoru ziyaret etmiş.'' Ona getirdiği hediyeyi vermiş. Misafir gittikten sonra paketi açmışlar. Bir de ne görsünler. Bu oyuncak bir bülbül değil miymiş? Oyuncak bülbülün her tarafı inciler, elmaslar, yakutlarla süslüymüş. Kurulduğu zaman tıpkı gerçek bir bülbül gibi ötebiliyormuş. Öterken kuyruğunu bile aşağı yukarı oynatabiliyormuş. Saraydakiler bu bülbüle hayran olmuşlar. Artık günlerini onu dinleyerek geçirmeye başlamışlar. Oyuncak bülbülü dinlerken herkes gerçek bülbülü unutmuş. Gerçek bülbül de unutulduğunu görünce ormana uçup gitmiş. Bir gün imparator gerçek bülbülü dinlemek istemiş. İşte o anda onun uçup gittiğini anlamış ama bunu umursamamış. O günden sonra saraydakiler hep oyuncak bülbülün sesini dinlemişler. Onunla eğlenip onunla gülmüşler. Saraya gelen misafirlere de oyuncak bülbülü dinletmişler. Günler böylece geçmiş. Bir gün oyuncak bülbülden vırır diye bir ses çıkmış. O anda bülbülün taşları, zemberekleri çarkları, videoları dağılı vermiş. İmparator, ne oldu buna böyle diye sormuş saraydakiler. Üzülmeyin demişler. Şimdi bir çaresini buluruz. Hemen usta bir oyuncakçı çağırmışlar. Oyuncakçı bülbül'e bakmış. Çok kullandığınız için eskimiş. Ama tamir edebiliriz demiş. Birkaç gün içinde oyuncak bülbülü tamir edip saraya geri getirmiş. Ama artık oyuncak bülbül yılda yalnız bir kez ötebilecekmiş. Çünkü daha fazla kurulursa bir daha hiç çalışmazmış. Saraydakiler buna üzülmüşler. Ama ellerinden ne gelsin? Oyuncak bülbülü yılda bir defadan fazla kurmamışlar. Aradan beş yıl geçmiş. Bir gün imparator ağır bir hastalığa tutuşmuş. Hastalığı her geçen gün biraz daha artmış. Saraydakiler artık onun öleceğini düşünüyorlarmış. Bu yüzden yeni bir imparator seçmek için hazırlık yapmışlar. İmparator artık çok güç nefes alıyormuş. Bir sabah kalktığında oyuncak bülbülü dinlemek istemiş fakat odada onu kurup çalıştıracak hiç kimse yokmuş çünkü herkes yeni bir imparator seçmekle meşgulmüş İmparator yatağında inlemeye başlamış Ah sevgili küçük kuş ne olursun öt niçin ötmüyorsun o güzel sesini dinlemek istiyorum diye konuşmuş ama ne yazık ki kuştan hiç ses çıkmıyormuş. İşte tam bu sırada imparator pencereden çok tatlı bir ses duymuş. Bu ses imparatorun eski gerçek bülbülünden geliyormuş. İmparator gerçek bülbülünü görünce çok sevinmiş. Hoş geldin sevgili kuşum. Ben seni unutmuştum ama sen beni unutmamışsın. Tam zamanında bana yetiştin. Teşekkür ederim. Artık dile benden ne dilersen demiş bülbül. Bir şey istemem. Sizin için öttüğüm zaman beni gözyaşlarıyla dinlediğinizi hiç unutmuyorum. Onlar benim için en güzel ödüldü diye cevap vermiş. Neşe içinde ötmeye devam etmiş. İmparator onu dinleye dinleye kısa sürede iyileşmiş. Birkaç gün sonra saraydakiler odaya geldiklerinde onu ayakta görünce pek şaşırmışlar.